Yeni şartlar eğer eskisinden daha iyi ise, daha verimliyse siyaset bakımından, herkesin çıkarını gözetme bakımından daha fazla imkan sunuyorsa, aslında herkesin alışması gerekir. Artık iktidar muhalefet bu kavramlar da kullanılmayacak. Evet. Meclis için biliyorsunuz birinci parti, ikinci parti var. Sistem değişti demek belki yeterli olmaz. Sistem değişmeye devam edecek ifadesi daha doğru olur. Çünkü bu tür sistem değişiklikleri bir teorik yaklaşım varsayım çerçevesinde şekillenir. Değiştirecek olan aktörler, failler bunu çok çalışırlar, çok temin ederler. Geçmiş uygulamalara bakarlar. Yeni sistemin uluslararası başka örneklerine bakarlar. Muhtemel problemler neler olabilir bunları öngörerek onlara çözümler getirmeye çalışırlar. Ama nihai olarak şunu biliriz. Teorik olarak her şeyi öngöremezsiniz. Pratikte ayrıca o sistem gelişmeye ve tekemmül etmeye devam eder. Daha önceki parlamenter sistemde hatırlayalım. 46'da ilk defa çok partili bir seçim yapılmıştı ve hemen 50'de bir kere seçim sistemi değişmişti. Çok tartışıldı bunlar. Ve daha sonraki dönemlerde de çok partili parlamenter sistemin teamülleri, kuralları, uygulamaları birçok değişikliğe uğradı. Değişe değişe daha ideal bir duruma yaklaştırmaya çalıştı ilgili kesimler. Bu sistem için de böyle olacaktır. Fakat asıl olan şu, bu sistem nereden çıktı, ne tür bir ihtiyaç bunu doğurdu, Türkiye'nin hangi şartlarının ürünü olarak bu öne çıktı, neyi karşılayacak? Cevaplanması gereken sorular bunlar. Bunlar çerçevesine baktığımızda bu sistemin niçin geldiğini, neleri karşılayacağını ve bundan sonra yoluna nasıl devam edeceğini ilgili kesimlere, yine eski ifadeyle söyleyelim, muhalefete ve iktidara burada ne tür bir rol düşüyor, bunun üzerine mütalaa etmek lazım.